Saygılar izleyici hoş geldiniz. Yine bir podcast bölümünde sizlerle birlikteyiz. Fenerbahçe Zimbru maçını izleyen Uğur Bey sizlere bir sunum yapmaya çalışacak. Maçla ilgili incelemelerini, değerlendirmelerini, fikirlerini paylaşmaya çalışacak. Bir önceki videoda Galatasaray Zalgiris mücadelesini yorumlama fırsatı bulmuştuk. Teşekkür ediyorum izleyip destek verdiğiniz için. Ee, Beşiktaş maçında da keza bir aksilik olmazsa izleyip paylaşacağız kanalımızdan değerlendirmesini. Şimdi Galatasaray maçı ile ilgili yaptığım yorumların önemli olduğunu düşünüyorum. O videoda çünkü birden fazla konuyu değerlendirmeye aldık. Hani sahada aslında futbol anlamında Galatasaray çok verimli değildi. Yani bu değerlendirilebilecek bir maç değildi açıkçası. Her ne kadar resmi bir maç da olsa maçın havası hazırlık maçı ciddiyetindeydi. İşte oyun planı anlamında hücumda son derece ciddiyetsizlik vardı. Bir kurgu göremedik. Oyuncular hani maçın havasına daha girememişlerdi. Buna karşın rakip son derece kapanan ve e, akıllı bir oyun oynamaya çalışan haddini bilen efendim ve maç temposunu da yakalamış aynı zamanda sahaya uyumlu zemine uyumlu birçok avantajı olan Galatasaray'da ise birçok handikap var işte sezonu daha yeni açmış işte kapatmış hazırlık kampını daha yeni bitirmiş daha doğrusu ve hazırlık maçı da çok fazla yapamamış işte transferler tamamlanamamış. Yerli antrenörlerde dediğim klasik sorunlardan biri işte açılış maçlarında pek verimli olamak. Bir de ters bir ülkeyle maç yapıyorsun. Birden fazla seçeneğin birleşmesiyle zorlu bir maç olacağını öngörmüştüm ve aynısının oynandığı ile ilgili bazı değerlendirmelerimiz, yorumlarımız, eleştirilerimiz vardı. Fenerbahçe'nin ise yine aynı videonun sonlarında ise demiştim ki rakibimiz zayıf ve daha zayıf bir takım hatta ve bu takım hani sezonu açmış işte maç temposunu yakalamış bir takım da değil. Bizle birlikte işte kamp dönemini gerçekleştirmiş daha yine işte eleme maçı oynamış ondan sonra bizim karşımıza gelmiş bir takım. Onun dışında kendi sahanda oynuyorsun böyle çok yani şimdi normalde eleme maçlarında ilk başta deplasmanda oynamayı tercih edersin istersin çünkü... Hani orada elden geldiğince direneceksin. İki tarafta ne olacağını bilmiyor ya o bilinmezlik var ya ortada. O bilinmezlik ortamında sen garanti oynamaya çalışırsın deplasman takımı olarak. Rakipte bir şekilde kazanmam lazım stresiyle oynamaya çalışır ya. İşte orada 0-0 en fazla 1-0'lık mağlubiyet veya tam tersi galibiyet gibi dönme şansların olabiliyor. E, sıkıntılı maçlar olabiliyor. Ama kendi sahana döndüğün anda da turu bitirebiliyorsun gibi bir avantaj oluyor eşleşmelerde. Fakat sezon açılışlarında daha işte takım yeni kuruluyor, işte yeni anlaşıyorlar birbirleriyle. Kondisyonlar, takım maç tempoları yeni yeni oturtulmaya başlanıyor. İşte bu tip durumlarda moral kazanabilmek için taraftarın itici gücünü arkasına almak için kendi sahasında başlamak çok ciddi bir avantaj oluyor. Mesela Galatasaray kendi sahasında başlasaydı ilk maça biraz daha avantajlı olacaktı. Hem moral hem de motivasyon birlik beraberlik açısından daha farklı bir maç oynanabilirdi. Yani 2-0-3-0'ı gene bulacaktır kendi sahasında ama en azından hani deplasmandaki maçta da 2-2 e, veya hani zor bir maç oldu ya belki o kadar zorlanmayabilirlerdi. Böyle bir şeyden bahsediyorum elden geldiğince. Ve bu avantajların aslında yansımasını da bu maçta gördük. Az önce söylediğim Galatasaray'ın yaşadığı handikapların tam tersi durum bizde varken biz bundan yararlanmayı başardık. Ben tabii Fenerbahçe maçı ile ilgili şunu da ifade etmiştim. Bu tip maçlar her ne kadar çok kolay görünse de sürprizlere gebe'dir. Yani yerli antrenördür vesairedir. Tabii senin şu an hücum attın. Gayet hazır oyunculardan ve kaliteli oyunculardan oluşuyor. Taraftar, Türk futbol seyircisi hala farkında değil. Ya yani oyunun şimdi öyle bir şey ki Evet, isimler bir yerlerde gerçekten çok ciddi fark yaratabiliyor ama e, hani şöyle bir uçuk fark yok. Ya birisi Impazio'da sporun e, hani oyuncusu olacaktı da Fenerbahçe'ye gelmiş de, öbür tarafta Şampiyonlar Ligi'nden oynayan adamlar varmış gibi hani böyle çok uçuk bir fark yok arada. Aslında gayet kafa kafaya bir e, hücum oyuncularına sahip iki takımda. Belki bir taraf biraz daha öne çıkabilir ama orada öne çıkarken. Farklı farklı konular da gündeme gelebilir. İşte oyuncu konsantrasyonudur, liderdir. Mesela ben Tad için ısrarla her videoda, her yorum yaptığım, konuştuğum, insana da ifade ettiğim gibi çok ciddi fark yaratacak bir oyuncu olduğunu, hala yani nasıl bir oyuncu aldığımızı insanların fark etmediğini ifade etmekten artık yoruldum. Zaten videonun kapak resmini de ona gönderme yapan tarzda bir şey yapmış olurum. Ve görüldü yani bu maçta neler yaptığı. Birazdan değiniriz de. Sonuç olarak bizim hücum attığımız aslında şu anda Galatasaray'a göre özellikle çok daha iyi sonuçlar elde edebilecek bir hücum attıydı. Daha çalışkan, daha işte tekniği veya liderliği, oyun görüşü fazla olan oyunculardan kurulu. Dolayısıyla hani bunların hücumda o kadar büyük bir sıkıntı, bir de rakip de çok zayıf. Hücumda o kadar sıkıntı yaşamayacağı aslında beklenen bir durum. Zaten farklı bir galibiyet bekliyorum diye de ifade etmiştim. Ama Yine işte o konsantrasyon, uyum sorunu, kırılganlık gibi meselelerden dolayı maçın sıkıntılı geçme ihtimali de var demiştim. Bu arada nereye gidiyoruz abi? Sakin ol, yerinde dur. Ortalığı karıştırma. Bunu da en çok dayandırdığım şeylerden biri de maçtan önce Altay'ı kalede gördüğüm anda dedim ki tam böyle bir maç. Yani saçma sapan bir pozisyon. Maçın başında gol yeriz ondan sonra kırılganlık başlar diye bir tedirginliğim vardı. Neyse ki Fenerbahçe 2-0'ı Bulduğu döneme kadar hiçbir tehlike yaşamadı Ancak ondan sonra Hem rakip oyuncu değişikliği yaptı Akıllıca bir değişiklik yaptı Oyunu tutmak anlamında çünkü sol tarafta Özellikle çok ciddi bir açık veriyorlar Takım boşluklar veriyordu Hem onu kapatma şansı buldu hem ortadaki Direnci de arttırdı Derken bizim orta sahamızdaki yaşadığımız Sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı Rakip hızlı bir şekilde orta sahaya geçip 1-2 pozisyona tehlike üretme şansına sahipti Ama son derece kalitesiz bir oyuncu grubu var maalesef. Yani sonuçta bütçeleri bu kadar el vermiş bize karşı rakip olabilecek durumda değil. Keza Zalgiris de böyle bir takımdı ama Zalgiris'in hücum oyuncuları biraz daha kurnaz oyunculardan kuruluydu. Yani Galatasaray'ın savunmanın arkasına boşluklar yakaladılar ve pozisyonlara girdiler, attılar da zaman zaman işte pozisyonu değerlendirdiler. çok basit pozisyonlarda kaçırdılar vesaire. Ama mesela o hücum attı bu Zimro takımında olsaydı Bizi 1 iki pozisyonda tehlikeli anlar bekleyebilirdi. Yani Altay'ın çaresiz kalabileceği en az bir tane pozisyon yaşanabilirdi. Ee, ancak yine bizim oyun planımızda şöyle çok önemli bir farklılık var. Ee, yine dikkatli izleyiciler bunu fark edecektir. Ben bunu İsmail Kartal'ın oyun planıyla Cezayir oyun planını çok önceki videolarda kıyaslarken ifade etmiştim. Biz oyunu çok önde kuruyoruz. İşte hücum hattımız, savunma hattımız çok önde oynuyor. Ve bunun çeşitli zaafları oluyor. Üçlü savunma. ya yani offside taktiği işe yaradığı zamanlar çok fazla hani dertlenmiyorsun. Ama bunu aşabilen takımlar olduğunda ciddi sorun oluyor. Şimdi Galatasaray o Buruk'la Zalgiris maçında buna benzer bir yapıyla oynadı. Yani savunmayı çok önde kurdu. Aradaki boşluğu azaltmak istedi. Ama rakip zaten hani şurada bir mücadele kazanayım veya şuralarda bir mücadele kazanayım da Galatasaray'a hücum yapabileyim diyecek bir takım değildi. Yani savunmayı bu kadar önde kurmasına çok da gerek yoktu aslında Galatasaray'ın. Nitekim bu önde kurmasının bedeli de ağır oldu. Gol yendi, pozisyonlar verildi. Böyle ee, sıkıntılar yaşadınız. Galatasaraylı arkadaşlarıma söylüyorum. Ama Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın oyun planını... Önceki geldiği dönemde de hatırlayan arkadaşlarımız vardır. Bu kadar önde savunmayı kurmayı tercih etmez. Daha doğrusu top kaybedilmeye yakın olduğunda... Yani savunma aşağı yukarı şu çizgiye kadar geliyor zaten oyun kurarken bu, bu kısımlardan pasları çıkartıyorlar. Zaman zaman tabii ki ileriye destek, baskılar, presler geliyor ama aşağı yukarı soğuma çizgisi buralarda bir yerde oluyor takımın. Ve top kaptırıldığı anda hemen şu alanlara doğru gelme kısmı var. Ve burada zaten oyuncunun topu kazanan oyuncuyu işte presiyle yıpratan işte şu an Şimanski mesela Hani demiştim ya 10 numara oyuncusu bu kadar pres yapıyor tam istediğim tarzda o hücumdaki de etkinliği var vesaire. Ya bunu gösteren anlar yaşandı. Rakip elbette kalitesiz olduğu için bunu biraz daha rahat yaptık. Takım da şu an hazır olmadığı için bu kendini bir şekilde tölere edebilir. İlerleyen zamanda bu takım uyum sağladığında işte maç temposu yakalandığında daha net görülecek zaten oyuncunun nasıl bir oyuncu olduğunu. Ama sen yani bu tip boşlukları hani şurada vermezsin. Hem oyuncuların biraz daha hızlı hem de buradan hani e, savunma bu kadar öndeyken arkaya sarkmaları engelleyebiliyorsun İsmail Kartal'ın oyun planında. Bu önemliydi. E, ben keza Cezus'u en çok eleştirdiğim kısımlardan biri de yani bütün maç bunu yapmak. 90 dakika boyunca savunma burada sürekli pres çok eğlenceli görünüyor bir yerde ama sürdürülebilir olmadığı için çeşitli zafiyetlere neden oluyor ve günün sonunda goller yiyebiliyorsun. Dolayısıyla bir yerde hani diyorsun ki ya ver kardeşim biraz da rakip oynasın topla. İşte bunu yaptı mesela Fenerbahçe. İsmail Kartal bunu önceki döneminde de zaten yapıyordu maç oynanırken. Hatta bunu da örnek olarak sizlere vermiştim hatırlarsanız. Önceki videolarda ifade ettiğimi ben iyi hatırlıyorum. Yani zaman zaman topu rakibe veriyor. Ya biraz da ben geride bekleyeyim diyor rakip oynasın bu pasif dinlenmeyi de sağlıyor aynı zamanda İyi bir takım savunması yaptığın anda bir de zaten rakipte çok zayıf olduğu için yani bir şekilde boşluk vermeden topu alıp hızlı hücumlarla rakibe tehlikeler yaratabiliyorsun nitekim işte bunları da maç içinde zaman zaman denedik ve e, maç işte ilk yarı 2-0 bittikten sonra ikinci yarı yine ara ara vites yükselttim zamanlarda farka gitti Kontrataklardan da goller bulduk İşte maç 5-0 sona erdi benim yine Jesus'la ilgili yaptığım en büyük eleştirilerden biri. Arkadaşlarımız da sağ olsunlar yakalamışlar zaten bu ifademi. Yani Jesus hep aynı oyun planını deniyordu. Tek bir oyun planı üzerinden. Çok güçlüdür. Çok iyi oynarsın. Evet bunu denemekte haklı olabilirsin ama hem güçlü değil oyun planı. Hem de ısrarla denemeye devam ediyorsun. Bu beni çok rahatsız ediyordu mesela. İşte zaman zaman diyorum ki ya bekler gelsin. Zaman zaman orta aç, uzaktan şut dene. Yani futbolun içinde bunlar da var. Ben orta kafa golü sevmeyen bir insanım diye bin defa belki söylemişimdir ama ya zaman zaman da orta aç kardeşim. En azından adam desin ki ulan bu adamların ortaları da tehlikeli. Hani bunlar da önlem almak lazım. Sen ortayı denemediğin sürece herif senin ısrarla dar alana ceza sahası içine doğru oyunu yıkmaya, yıkmaya çalıştığını gördükçe ona göre savunma anlayışı kurmaya başlıyor orta sahayı da işte bu ön tarafı da ona göre kapatıyor. Bu sefer hiçbir şey yapamıyorsun oyun kilitleniyor. İşte mesela Fenerbahçe bu Zimru karşısında bunun tam tersi boyun planı ortaya koydu. Ne yaptı? Zaman zaman Ferdi çizgiye kadar indi. O sayı çizgiye kadar indi. O çizgiye indiği zaman hemen kanattaki diğer oyuncu ona desteğe geldi. Verkaçlar yapmaya çalıştı. Boşluklara koşular atıldı. Zaman zaman Ferdi veya işte o sayı ...dar alana girmeye çalıştı, ceza sahasının içine doğru sarkmaya çalıştı... ...kenarda geniş alanda topla buluşan kanat oyuncusu onu topla buluşturmaya çalıştı veya farklı oyuncu... ...akıl dolu hücum planları gördük ki ısrarla söylüyorum yani bu oyuncular daha yeni bir arada oynuyorlar... ...ilk kez bir arada maç yapıyorlar, resmi maça çıkıyorlar ama bu derece uyumlu bir futbol görmek beni çok memnun etti... ...rakibin zayıf olmasını çok kafanıza takmayın evet büyük zayıf bir takım aşırı zayıf bir takım doğru bunu destekliyorum... Ama burada konuşulması gereken farklı bir konu var. Ben bütün sezon boyunca aynı şeyi söyledim. Bu adamlar bir yıldır birlikte oynamalarına rağmen 11 benzemez mücadele ediyor abi her maç. Yani yanındaki oyuncuya pas veremiyor diye kafayı yiyorum mesela. Kaç defa söyledim. Şu maçta bakıyorsun çok böyle ince paslar, zorlayıcı gibi görünen pasları o kadar rahat yaptık ki ve bunlardan da pozisyonlar üretebildik. Tadic mesela kendisini rakip oyuncunun arkasına saklıyor. Şimanski de orada pas verebilir mi? Verirse nasıl verir diye düşünüyorsun. Adam iki oyuncunun arasından öyle bir pas veriyor ki direkt Tadic'in ayağına. Sonra başlıyor koşmaya. Başladığı anda Tadic bu sefer toplu alıp dribbling yaptığı anda Ceko'ya bakıyor. Kanattaki kente bakıyor o ne yapıyor diye. İşte Şimanski'ye bakıyor. Herkese bakıyor ve ona göre pas yapıyor. Yani bu konuda çok fazla detaya girmek istemiyorum. Hani hazır, yani hazırlık maçı gibi bir maçtı. Rakip çok zayıftı gibi. ...yorumlarla karşılaşabiliriz. Ya hünkârım hocam... <laughs> ...hani bu maçta... ...bu tip yorumlar çok e, mantıklı olur mu... ...diye bir soru gelebilir. E, abi benim odaklandığım şey... ...o değil aslında. Yani... ...fikir, uygulamak istenen... ...fikir, azim... ...yani istek, arzu, tempo... ...ben bunları kastediyorum abi. Yani bu maç 10-0'da bitse ben burada... ...ulan Fenerbahçe bu futbola şampiyon olur. demem. Ben sadece şunu diyorum... ...10-0 olsun... Ama bu gördüğüm futbol olmasın yerin dibine sokarım. Ya kaç defa dedim ya 5 tane gol attık beğenmiyorum hücum planı diye. Ya bunu söyleyen bir adamım ben. 5 tane gol atıp hücum planımızı beğenmiyorum diyorum. Bu sorun yaşar diyorum yaşıyor da. Ama şu anki durum öyle değil. Yapılmak istenen çok değerli. Ya bunu anlatmaya çok fazla gerek yok. Sezon içine zaten göreceğiz. Bu futbol nereye evrilecek? Şimdi bu konuda çok daha artık yorumlamaya gerek yok. Oyuncular üzerinden birkaç konuşma da yapalım. Ondan sonra videoyu bitiririz diye düşünüyorum. Ee, Altay Bayındır güven vermemeye devam ediyor. Hala ben onun kafa olarak e, yeterli seviyede olmadığını düşünüyorum. Bir şekilde ona destek olunması lazım. Yani bir futbol ekibinin olması gerekiyor. Ben bunu da çok stile getirdim. Yani mental anlamda oyuncuları maçlara hazırlayabilen bir ekip. O ekibin liderleri bilmem ne. Bunlar olacak. Gelecek oyuncularla konuşacak. Onların derdini dinleyecek. Onlara yardımcı olmaya çalışacak birçok konuda. Bunlar önemli şeyler. yani Altay'ın hala kafa olarak e, iyi olmadığını düşünüyorum. Hani maçta da bir yerde neredeyse golü yedirecekti bize. Hani dedim ben Altay bir gol yedirmeye çalışıyor diye. Arkadaşlarımız da şey demiş. Manchester United için bedelini düşürmeye çalışıyor diye yani kafa olarak gerçekten bence bu yanlış bir tutum. Böyle kazanmak pek mümkün değil. Fenerbahçe'ye hem riske atıyorsunuz, hem de Altay'ın e, yani hırs yapmak isteyeceği bir tablo oluşmuyor ortada. Ya oynat İrfan'ı mesela. Bu konunun üzerine çok fazla konuşma. Ben İrfan'la oynamak istiyorum de. Altay'a Altay'ı kazanmaya böyle çalış. Altay konuşacaksın abi. Futbol oynamak istiyor musun kardeşim? Bu senin mesleğin. Bu işten para kazanmak istiyorsun. Devam etmek istiyor musun? Hani bunları soruyorsun. O da devam etmek isterse o zaman çalış seni göreyim diyeceksin. Bu kadar basit. Ya yani forma kolay verilmemeli. Bu kadar hata, bu kadar eksikliğe rağmen ya kenarda çocuğa bakıyorsun canavar gibi. Oynadığında her zaman elinden geleni yapıyor. En azından hani bu şey değil. Altay çok kötü diye İrfan ulan değil abi. Ben arkadaşlara da yazdım. Yani Volkan Volkan'ın ilk çıktığı maçları hatırlıyorum. E, tabii o biraz daha gençti bizde oynamaya başladığında ama yani şu İrfan Can mesela bana çok daha fazla güven veriyor. Daha bu, bu yaşın oynadığı futbolda. O yüzden hani biraz daha ona şans versek belki o bambaşka seviyeye evrilebilecek bir kaleci. potansiyel var. Biz ısrarla Altay'ı kazanacağız diye ilk 11'de Ya bırak abi yedekte otursun biraz. Birkaç hafta yedekte otursun kendini kamçılasın, geliştirmek istesin. Bu şekilde olmuyor işte. İsmail, e, İsmail Hoca'ya bu yüzden kızıyorum. Ayıp ediyor yani. Zarar. Osay oynadı sağ bekle. Yani yine Galatasaray işte diyorum bak mesela geçen sene müthiş formda bir boy vardı Galatasaray'da boyunun en büyük eksikliği hücumdaki dinamizmi belki de savunma anlamında çok akıllı çok güçlü çok dinamik ama hücumda bu konularda geri planda kalabiliyor O sayenin aslında kökeni hücum oyuncusu olmak kanat oyuncusu olmaktı biz bunu bir şekilde savunma oyuncusu haline getirdik bek oyuncusu yaptık ki yine tabii zayıf olduğu için ama yine de maçı ciddiye alıp oynamak çok çok değerlidir arkadaşlar. Yani Galatasaray maçı için ısrarla bu yorumu yapmıştım hatırlarsanız. Ciddiye almadılar, olmaz, konsantrasyon eksikleri var. İşte Türk antrenörlerin problemleri dedim. Ama burada bakıyorsun tam tersi. Yani müthiş bir ciddiyet var. Sürekli koşuyor. Adam en son artık kendini yere bıraktı. Orada bile hani maç kopmuş gitmiş zaten ama yine de orada müthiş bir depar atıyor savunmaya ve topu kazanıyor falan. Bunlar çok önemli şeyler. Keza hücumda da müthiş bir istek, arzu vardı. O sayi, ya önemli. İsmail Kartal'la iyi uyum var aralarında. Ondan yararlanmamız gerekiyor. Ben hiç sevmediğim bir durum işte. Yani oyuncuyu hemen gönder, hemen kovala. Ya bu kadar para harcıyorsun, bu kadar değer harcıyorsun. Yani oyuncuyu çöp ilanı teneke bağlayıp gönderiyorsun. Dünyanın zararı. Ne gerek var abi? Kazanmaya çalış. Ha. Şimdi altı ayda söylediğimin aynısı tabii ki O'Shay için de geçerli. Ama O'Shay zaten oynadığında elinden geleni yapabilen, fayda gösteren bir oyuncu. Jesus onu kullanmamayı tercih etti. Bir de işte belki mutlu değildi, belki kafa olarak iyi değildi. Bazen konsantrasyon hataları oldu maçlarda vesaire O'Shay için. Yani insanın tabii mutlu bir ortamda oynamasıyla mutsuz ortamda oynaması da arasında ciddi farklar var. Mesela Altay da bunu yaşıyor olabilir. Mutsuzdur vesaire. Ama Osay şu an çok mutlu benim gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla bu maçta da kendisine yansıdı. Tebrik ederim. Devamını bekliyoruz. Ee, Serdar Aziz yani tehdit olmadı rakip zaten. Elinden geleni yapmaya çalıştı. Ee, bu maçlar çok ölçüt değil yorumlanamaz. Ciku da keza öyle. Ciku'nun ama uzun pasları, pas denemeleri. Şimdi aslında Ciku'yu değerlendirirken bir yandan da Mert Hakan ve Crespo'yu da değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi Ferdi zaten bildiğimiz gibi yani yapacak bir şey yok. Orada tad işte daha ilk resmi maçları. Fede Ferdi de gün maç oynamadı. Ha, gördünüz neler yaptıklarını ama. Şimdi ben zaten kanaldan da paylaşım yaptım Mert Hakan'la ilgili sorunla alakalı. Burada Crespo'nun da ciddi problemleri vardı. Şimdi ben yıllardır yine <laughs> Ya bunu bilmiyorum çok mu fazla söylüyoruz bu lafları ama hani sürekli söyledim söyledim diye ama bu şeyden dolayı abi yani bunu tekrar ediyorum ki bu hepimizin beynine gerçekten kazınsın bunu unutmayalım çünkü çok unutuyoruz böyle şeyleri. Unutmayalım ki hani artık bunları çözelim. Mesela Mert Hakan ya da değil yani şurada oyun kurabilen, geriden top alıp oyun çıkartabilen oyuncu eksikliğini yıllardır söylemekten dilimize tüy bitti. Yani ısrarla hani Sosa'ya getirdiler bu işi yapabilecek diye ama Sosa zaten futbol kafasında bitirmişti. Öyle bir sıkıntı vardı ve temposuzdu. Ben diyorum ki ısrarla ya şuraya tempolu ya topu alıp arada dribbling yapacak ve pas atabilecek. Oyun zekası olan kafası çalışan bir oyuncu lazım. Ya bu kadar basit. Yıllardır şöyle bir oyuncuyu almadık. Ve Mert Hakan bunu yapamıyor. 8 numara pozisyonunda oynamaya çalıştı. Son derece verimsizdi. Tabii 8 numara rolünü oynarken bir yandan da 2 yönlü orta saha gibi Ben diyorum 8 8 numarada dediğimiz pozisyon HM'deki karşılığı bence gezgin oyun kurucu biraz daha 2 e, yönlü orta saha o farklı bir rol biraz daha e, Hani nasıl diyeyim ki hani 6 diyeceğin 6 da değil 6'nın biraz daha hücumcu versiyonu gibi bir şey o e, Mert Hagan daha çok iki yönlü orta saha gibi oynamaya çalıştı Yani topa çok fazla karışmadı işte ceza sahasına koşular attı. Ya da ikinci bir forvet olarak oynamaya çalıştı. Bu iki yönlü orta sahaların genelde tipik özelliklerindendir. Yani sahayı sürekli oradan oraya oradan oraya koşular atarlar. Savunmaya da destek verirler, hücumda da işte tehlikeler üretirler. Aslına bakarsanız Mert Hakan'ın daha ziyade ceza sahasına bu kadar koşu yapmasından ziyade ceza sahasının biraz daha gerisinde olması gerekliydi ki bu da işte top kaptırıldığı anda derin boşluklar yaratmaması içindi. Nitekim biz bu derin boşlukları yaşadık. Rakip tabii zayıf olduğu için belki bu riski aldılar. Ama biraz daha tehlikeli rakiplere karşı çok ciddi pozisyonlar verebiliriz. Mert Hakan bu yüzden. Hem yani iki yönlü orta saha rolünü verdiysen hani öyle oyna kardeşim o tarz bir oyun oyna diye talimat verdiysen onun görevini tam olarak yapamadı her ne kadar asiste yapsa da. Hem de 8 numara dediğimiz işte yeri, yani yeri geldiğinde defanstan top alıp dribbling yapıp pas verip veya kanatta sıkışan oyuna yardıma gelip top alıp oyunun kanadının yönünü değiştiren oyuncu rolünü maalesef yerine getiremiyor. Ve bunu yerine getiremediği için sen Şimanski'yi devreye sokamadın. Şimanski tabi dizilimde burada gözükse de evet zaman zaman da buraya çok fazla kaysa da aslında Ceko'nun arkasına konumlandırılmıştı bu maçta. Şimdi 10 numara oyuncusunun eğer 8 numara gibi bir rolle oynamaya çalışıyorsa ufak bir beklentisi vardır arkasında oynayan 8 numaradan. İşte buradaki pas trafiğine giren 8 numaranın arada driblingler yapması ve oyun zekası olması sayesinde kendini sürekli boşa çıkarmaya çalışan Şimanski'yi 10 numaraya görüp onu paslarıyla beslemesi lazım. Ve o 10 numarada topu aldığı anda boşa kaçtığı için biraz daha açık bir alanda oyun görüşü bir iki saniye kafasını kaldırıp etrafa bakınabilme şansı olduğu için ve ondan sonra çıkaracağı paslarla tehlike üretebileceğin için çok daha farklı bir oyun görebilirdik hücumda etkili bir oyun hem de Şimanski'den. Yani Şimanski çok etkili olamadı. 8 puan olsa da hücumda o güzel de bir gol atsa da aslında maçta kendisini çok fazla göremedik. Savunma anlamında çok iyi işler yaptı. Mert Hakan'dan daha başarılıydı bence bu konuda. Rakibin boğmak anlamında ki normalde Mert Hakan'ın direkt rolü bu rakibi boğmak bu orta sahada ama Şimanski bunu erken presle çok daha etkili yaptı ama asıl yapması gereken işi de yapamadı işte yani 10 numara pozisyon oyuncusu olarak zaman zaman boşluklara kaçacak orada 8 numaradan aldığı paslar veya 6 numara da olabilir ondan alacağı paslarla oyunu kurgulamaya çalışacak İşte sol tarafta kaçan oyuncuyu görecek sağ tarafta kaçan oyuncuyu görecek Santrofor'la verkaçlara girebilir Santrofor'umuz da o yönden avantajlı Ceko Geriye geliyor ve müthiş bir pas kabiliyeti oyun görüşü var Onunla verkaça girebilir vesaire birçok oyun varyasyonu üretilebilir Ama işte burada yaşadığın büyük bir eksiklik olduğu için Yine orta taraftan hücum yapmakta çok zorlanan bir Fenerbahçe gördük ya Bu da tabii takımdaki oyuncu yapısından dolayı da bizim sürekli yine ifade ettiğimiz mevzulardı Yani kadro kalitesi anlamında ciddi bir sorunumuz var bir sürü oyuncumuz var ama rolü yapabilecek adam yok. İşte İrfan Can giriyor oyuna. İrfan Can futbolu resmen silmiş kafadan yani. Gerçekten artık hani onu kazanmak ee, çok çok zor. Şimdi bazı oyuncular var yıldız seviyesine çıkabilen oyuncular ama bunları bazen de ikna etmen gerekebiliyor. Yani performans bir türlü veremez, mental olarak farklı sebepler, fizik yapısı yetmez, futbola kendisini çok fazla vermez gibi sorunlar olur tamam mı? İrfancan da böyle bir oyuncu aslında. Ya bu adamı bir şekilde ikna edersen acayip bir kazanım olacak bizim için orta sahada. Bu 8 numara dediğim rolü hakkını verecek. Ama adam futbolu silmiş kafadan bak gene oyuna giriyor mesela bakıyorsun. Ya daha 5 dakika oldu sen koşmadın bile abi nefes nefese kalmış. Olmaz abi ya da bilmiyorum rol mü yapıyor orada? Ho 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 böyle nefes alıyor zor bela sanki gibi. Da abi ya sıcak var evet anlıyorum ama aynı sıcakta öbürleri de oynuyor abi. Yani ne bileyim bana ben mi çok abartıyorum? İrfan gerçekten kafadan futbolu silmiş. Mert Hakan da öyle. Bak Tadiç muhtemelen bunlara gönderme yaptı. Çok değerli bir oyuncu. Yani söylüyorum sürekli az önce de ifade etmeye çalıştık işte. Yani adam hemen noktayı teşhisi koymuş zaten kafadan. Ben buraya şaka yapmaya gelmedim. Şakalaşmaya gelmedim diyor. Yani kimi ifade etti az çok ortada. Yani, bu tür oyuncularla sen kazanırsın. Şimdi İrfan yok. Kanada koyuyorsun yok. Ortaya koyuyorsun. Adam istekli değil. Dolayısıyla şimdi biz bu oyuncularla çok vakit kaybediyoruz. Şimdi bu transfer sezonu biraz daha olumlu geçti. Sürekli ifade ediyorum. Doğru oyuncuları aldık elden geldiğince. Benim de istediğim oyuncuları aldık. Şimdi bir tane de 8 numara kısmına. 6 numaraya da alınır mı? Şimdi burada yine devreye girelim. Miguel Crespo. Çok sevdiğimiz, sahip çıktığımız bir oyuncu. Vitor'un bize emaneti ama Crespo'nun da bazı handikapları var. Rahatsız olduğumuz. işte pas kısmında özellikle oyun kurma kısmında. Yani savaşçılık desen top toplama orta sahada adam yeme kısmında iki kişilik bile oynayabilen. iyi bir oyuncu. Yani işte ma ödediğin maaş, bedel durumlara bağlı yani değerlendirmek hakkında Crespo birçok açıdan çok faydalı bir oyuncu. Ama sen artık şöyle bir kadro kurabildiysen bak şu adamları transfer edebildiysen takımına burası senin iki seviye falan aşağı düşürüyor. Çok basit bir örnek. Sosyal medyada orada burada sürekli duymuşsunuzdur. Araban Ferrari kardeşim ama lastiklerin lastik değil. <laughs> şey mesela Bugatti ile ilgili bir anlatım vardı. Bugatti'nin benzin deposunu bitirebilme durumuyla ilgili çok e, maksimumuzda işte 10 dakika falan gittiği anda benzini bitebiliyor gibi bir şeyler söylemişlerdi. Ama korkmayın işte benzin bitene kadar zaten lastikleriniz dayanmayacak gibi. E, pardon tam tersi çok pardon benzini bitiyor önce <laughs> lastikleri dayanamıyor diyordu. 15 dakika mı ne düzeltirsiniz beni kusura bakmayın. Ya şunu anlatmaya çalışıyorum aslında demeye çalıştığım şey şu. Senin elinde Ferrari'yi performansı verebilecek, Bugatti performansı verebilecek futbolcular var. Ama lastiklerin seni taşıyamıyor. Lastiklerde bunlar işte. Orta saha, geriden oyun kuran adamlar. Senin seviyeni düşürüyor. Keza savunma da aslında bu konuda önemlidir ama şu orta sahanın sana yani hücumda bir çeşitlilik sunamıyorsa ciddi sorunlar yaşıyorsun abi. İşte Crespo benim bu açıdan değerlendireceğim ilk oyuncu olmaz mesela. Ben buraya Arao'yu koyarım. Arao'yu yerin dibine sokuyorlar. Hiç beğenmiyorlar. Halbuki Ara oynadığı futbolla oynadığı dönemlerde bana kalırsa 6 numara kısmında Crespo'dan daha etkili bir oyuncu. Çünkü hem pres yapma kabiliyet açısından hem oyundaki kalabildiği süre açısından dayanıklılık, mücadele azmi, o hırsını devam ettirebilmesi, sertliği de var. Ve pas kabiliyeti de gayet iyi olup şut tetli de olan bir oyuncu Arao. Bazen konsantrasyondan düştüğü anlar oluyor. Soğumada zafiyetlere neden olabiliyor. Doğru. Ama bunun dışında hani geriden oyun kursun diye bir oyuncu kullanacaksan ara oyu kullanacaksan bu şey geriden oyun kuracak bir oyuncu olarak ara o tercih edersen daha faydalı olur Crespo'dansa. Ama anladığım kadarıyla o gidiyor. Tamam. Crespo gidecek mi kalacak mı belli değil ama bence ilk 11'de bu sistemde değerlendirmek bizi bayağı yıpratır Crespo'yu. Ha hani zaman zaman şey için hani Biraz daha zayıf takımlara karşı ki burada zayıf bir takım vardı ama yine de Crespo'nun oyun kurma anlamında ne kadar ciddi sorunlar yaşadığını pas kısmında vesaire e, gördük. Zaman zaman çünkü rakip hani önde pres yapmaya çalıştığı anlarda savunmadan top çıkarmaya kalktığında sen orada diyorsun ki orta sahalar gelsin top alsın ve takımı hücuma çıkarmaya çalışsın. Şimdi bunun ikisi, iki oyuncu da bunu yapamıyor abi. Şimanski'nin geldiğini gördüm. Şimanski normalde ileride ama bak o mesela geriye geliyordu. Alıyordu bir iki dribbling yapmayı düşündü. Ama işte oyuncu eksik oynadığınızda bu sefer Şimanski o yapmak istediği işte de başarılı olamıyor. Çünkü Mert Hakan Şimanski atıyorum şurada bir yerde topu aldığı anda hemen burada kendini göstermesi lazım. Önüne çünkü 2-3 oyuncu hemen yığılmaya başlıyor. Genelde zaten 2-3 oyuncuyla bizim oyuncuları kapatmaya çalışıyorlar. O tip durumlarda Mert Hakan, Crespo gibi oyuncular yaklaşacak ve boşluklar yaratmaya çalışacak Şimanski'ye. Çünkü burada adam zaten 2-3 kişiyi kendine çekmiş durumda. Tacit zaten o koşulları atıyor. Yani siz de işte bunu yapsanız Crespo ve Mert Hakan çok daha başka seviyede futbol oynanacak. İşte bunları yapamadıkları için Fenerbahçe'nin muhakkak buraya artık oyuncu alması lazım. Ya yani ara Arao'yu gönderiyorsan hani ara oy ile ben Arao ile idare edebilirsin diye düşünerek söylüyorum. çünkü bu sene biz konferans ligindeyiz. Ee, hani Şampiyonlar Ligi falan olsa dersin ki tamam ama hani bu kadar bütçe, maliyet ki gerçi oyuncu satılıyor sürekli. Hani harcamayabilirsin ama diyor sanki benim ekonomim kaldırıyor kardeşim. Ben Arao'yu da belli bir fiyata satacağım. O yüzden buraya da adam almayı düşünüyorum dersen o zaman tamam başka o örnek gösterilen Hücumant. Mesela o çocuk bu dediğim tarzda bir oyuncu. Hani Regista falan o tarz yorumlarda yapılıyor ya. Aynen. Hem kesici özelliği var hem de oyun da kurabiliyor geriden. Akıllı bir oyuncu. Vizyonu var. Yani kaç tane bu tesadüf değil. Bir kere yapsa anlarsın da. Herif şurada kaç kere topla buluşuyor. Öbür tarafa çok iyi toplar kesiyor. Bunu sürekli yapıyor. Demek ki bu oyuncunun bir oyun görüşü var. Oyun zekası var. Tekniği var ve pas verebilme yeteneği var. Dolayısıyla hem de topta kesebiliyor. Agresifliği de var. Çok akıllıca presler yapıyor. Bunun da videolarda denk geldim. Her yere basabiliyor. Yani normalde ortada oynuyor ama şu kanatlara da çok iyi destekler veriyor. Dayanıklılığı yüksek anladığım kadarıyla. Yani tüm kondisyonu düşmüyor kolay kolay. İyi de koşuyor. Tamam mesela o oyuncu ne kadar istiyorlarsa iyi bir pazarlık yapıp bunu mesela kazandırmak lazım. Birinci tercih bu tarz oyuncu olması lazım. Genç bir oyuncu. Onun yanında da bir tane daha yine oyun kurma kabiliyeti de olan, e, sertliği de olan Git gelleri olabilen bir oyuncu da hücumda da akıllı olabilen. Nicolas Dominguez'in ismi çok. Bak mesela çok akıllıca isimler ortaya çıktı. O yüzden diyorum Fenerbahçe bu sene transferde doğru işler yapıyor, doğru oyuncuların peşinde koşuyor ee, ve hani bunu devam ettirmek lazım. Yani bir anda yangın yeri oluyor ortalık, ortalık karışıyor, kavga kıyamet çıkıyor. Ya vay efendim niye böyle oldu? Abi yapmayın. Yani daha dün diyorsun ulan ne güzel oyuncular oluyoruz, ne güzel oyuncularla ilgileniyoruz Bir gün sonra ya da öğlen akşam bir anda ortalık yangın, yana. Neymiş Zaha gitmiş. Ya Zaha'ya ihtiyacın var mı be kardeşim? Bak şimdi gördün değil mi? Şimdi bakıyorum ben yorumlara falan. Ben diyor Zaha'yı istediğime pişman oldum diyor. Bir yığınla kişi yazmış. Ya ne Zaha'sı kardeşim Zaha'ya gerek yokmuş diyor. Abi ya işte izlemiyorsun abi. Futbolu izlemiyorsun sen. Tamam mı? Bir iki tane edit izliyorsun. Geliyorsun. Oyuncuyu da bir yerlerden övmüşler. Duymuşsun. Gelmişsin bize burada futbol şeyi anlatıyorsun. Yangın çıkartıyorsun. Fenerbahçe şunu almalı. Fenerbahçe Abi sen Allah aşkına yorum yapma ya. Senin elinde Tadiç gibi bir adam var. Tadiç'in yerine Zaha'yı mi koyacaksın şimdi sen? Nasıl oynatacaksın? Tadiç sağda da oynar gerçi ama e, burada Kent gibi bir adama dünya para vermişsin. Niye oynatamasın abi Kent'i? Veya ne bileyim şimdi Cengiz'in mesela peşinde koşuluyor. Olur abi o da olur. Cengiz de olur. Ama o da çok para istiyor gerçi şey kulübü. Bilmiyorum da. Ya bu kadar hani şeyden dolayı Cengiz'i alma sebepleri de yerli yabancı işte maalesef bu ucube kuraldan dolayı mecburen almaya çalışıyorlar. Hani Ryan Kent'i de gayet iyi bir seviyeye getirebilir Tadic. Tadic'in sağına kimi koyarsan koy adam ihya ediyor. Ajax'taki kariyerine bakın. Yani buraya gidiyor adam Ziyek'i koyuyor. Ziyek canavar oluyorlar. Ziyek onu görüyor. Tadic onu görüyor. E buraya Promes'i koyuyor. Promes'le müthiş bir ikili oluyorlar. Bergui benim Feyenoord'dan öğrencim. Müthiş bir oyuncu o da akıllı bir oyuncu. Onu koyuyor. <laughs> Söyleyeceğim tabii abi benim öğrencim Hayret bir şey yıllarca birlikte oynadık Göndermedim herifi <laughs> ben oradan Onunla oynuyor onunla da mesela müthiş bir ikili oluyor Santraforları da besliyor Ya sen bir kere Tadic var senin Sen Tadic'in etrafına takım kuracaksın Bunun farkına var Ceko önemli bir oyuncu evet ama Ceko Bakın aslında bir gol iki asist yaptı Çok değerli paslar ama maçın genelinde Hem yeterince tempo bulamadı. Koşmakta mücadele etmekte zorlandı. Zaman zaman çok da ağır kaldı. Hatırlarsanız bir pozisyonda şurada bir yerde topla buluştuğunda çok ağır kaldı. Halbuki o topu rahatça hızlı bir şekilde kontrol etti. Mesela Serdar Dursun olsa orada o topu kontrol edip hemen ceza sahasına girerdi. Ama yani gol yapar mıydı yapamaz mıydı? Bence yapabilirdi. Bu ayrı bir tartışma konusu ama Ceko ağır kalıyor. Yaşı, sezon açılışı birçok etki var. Ama senin asıl oyun kuracağın adam bu. Bu adamın etrafına takım kuracaksın. Bunun artık herkes farkına vardı değil mi? Bu adamın nasıl bir şey olduğunu herkes anladı değil mi? Benim baktığım yerden insanlar artık bakmaya başladı değil mi? Heh. Bundan sonra ona göre konuşacağız. Sen bu adama göre takım kuracaksın. Mesela ben İsmail Kartal'ı o konuda eleştirdim maçı izlerken. Nasıl yani bunu yapmaz? Tadiç maç içinde her, bazı çocuklar videoları çekmiş ama o görüntüleri henüz göremedim ben. Tadiç'i çekerlerken. Tadiç özellikle ikinci yarıda çok fazla pozisyonda o klasik sol kanattaki boş kalma e, olaylarını hamlelerini gerçekleştirdi. Tad için işte videolarına bakın kendisiyle ilgili yapılan videolara klasik bir yapısı var tad için sol tarafta oynarken oyun sağda oynanırken kendini çok iyi bir şekilde unutturup bomboş kalabiliyor ve öyle pozisyon oluyor ki kendisi yani futbol oynayan bir oyuncunun, her iki Fenerbahçe'de oynayan bir oyuncunun rahatlıkla pas verebilmesi gerekiyor ona. Hani böyle çok iyice bir pas da gerekmiyor. Ve maçta kaç defa, en az 2-3 defa böyle bir pozisyonu ben yakaladım. Hatta orada hırsından kendini parçalayacaktı böyle beni niye görmüyorlar diye. Halbuki orada işte Kent zaman zaman, O'Say Samuel, buradaki sağ taraftaki oyuncularımız, Tadic'i görebilse Tadiç bambaşka pozisyonlar üretecek. Ya Tadiç burada sol tarafta bir buluşuyor sağ taraftaki adamı görüyor anında. Burada oluyor görüyor ona göre paslar atıyor. Maçtan önce ya yani daha doğrusu İsmail Hoca'nın bir şekilde bunu birilerinin ona duyurması lazım. Arkana varılması lazım. Evet değerini anlamış durumdadır röportajlarını dinliyorum da. Ama hala bu konu dikkat edilmemiş. Maç içinde ne olursa olsun hangi oyuncu olursa olsun ilk bakacağı adam Tadiç olmalı. Sol kanat oyuncusu ya ortada oynamıyor ya hiç bakmayın. Bu adam bir şekilde kendini boşluklara atabiliyor. Ya geliyor sana pas almak için ya da bir şekilde savunmanın arasına boşluk bulabiliyor. Kenarda. Sen onu topla buluştur. Ondan sonra keyfine bak. Yaptığı asistlerin, attığı gollerin çoğu böyle zaten. Kendini sol tarafta unutturuyor. Pası ona atabilirsen sana bu golleri oluşturabiliyor. Atıyor veya asist yapıyor. Bunu muhakkak yapmamız lazım. Buna dikkat etmemiz lazım. Hani burada çok üst düzey bir oyuncunun oynamasına gerek yok. Kent de gayet bu işi yapabilir. Cengiz Ünder de zaten bu işi yapabilir. Onları canavar yapar. Gol canavarı yapar. Ya sadece şu adama ver. Arkana yazsan. Bu kadar. Şimanski ile ilgili birazdan ona yine değiniriz. Şimanski ile ilgili zaten en başından beri transfer sezonu daha ismi çıkmaya başladığından beri dedim ki 10 numarayı ver kardeşim. Al bu adamı 10 numarayı ver dedim. Niye dedim? 10 numara pozisyonda oynayabilen Beyin oyun kurucu rolünü o üstlenebilecek bir oyuncu kafası çalışıyor Temposu var tempo benim için çok çok önemli Yani şu an izlediğim futbolda tempodan başka bir şey maç kazandırmıyor Çünkü artık herkes bir şekilde e, Hani oyunu fizik kalitesine getirdi takımlar futbol dünyası O fizik kalitesine geldiği anda senin Teknik ne kadar olursa olsun O fizik ve tempo kalitesini yakalamazsan Açamıyorsun rakipleri kilitleniyor maçlar Dolayısıyla tempolu oyuncu çok iyi olmasa bile fark yaratabiliyor. İşte ne diyoruz İzlanda bilmem ne ülkelerinin işte başarılarını gösteriyor. İşte Şimanski bu tempoya sahip bir oyuncuydu. İzlediğim kadarıyla. O yüzden ısrarla istedim. Forvet'teki işte Ceko'yla ver kaçlara girebilir. Kendi kaçabilir. Ki kendi kaçarak gol de attı zaten. Bunu başkasını da kaçırarak yapabilir zaman zaman. Kafası çalışan bir oyuncu. Pas tekniğini de gösterdi zaten. Çok akıllı paslar atabiliyor. Daha ilk bakın daha ilk diyorum ya. İlk bir tane tam zayıf takım ama ilk maç abi ben de bir yıldır izlediğim takım 11 kişi birlikte oynuyor ya. Yanındaki adama pas veremeyen adamdan buraya gelmişim. Ya biraz öveyim mi lütfen rica ediyorum ya. bir <laughs> beni bir bırakın. Ben bundan dolayı muzdaribim yani deli oluyorum. Bu maçta gördüm mesela adam pas verebiliyor. Şükürler olsun. Dolayısıyla önemli bir transfer. Daha gösterebileceklerinin belki %10'unu %15'ini gösterdi şu ana kadar arkasına akıllı bir 8 numara tempolu 8 ve 6'yı koyarsan o zaman çok daha farklı oynamaya başlayacak kendisi daha etkili olacak yani 10 numara rolünde kendisini neredeyse hiç göremedik geriye geldiği anlarda topla buluştu veya Tadic işte kenarda ver kaçlar yapabildi araya toplar atabildi bir de bir tane pozisyonda işte kontratakta golü buldun asıl mevkisinde yani şu kısımda sana kazandıracakları da bambaşka seviyede olacak sadece dediğim gibi iki tane 6 ve 8. Çünkü gidiyorlar ondan diyorum. Yani. ara olsa ara öyle belki biraz idare edersin. Bir tane 8 numara alsan yeterli. Ama ara da gittiğine göre oraya da bir tane oyuncu alırsan sen o zaman gör Şimanski'nin neler yapacağını. Daha da fazla bir şey söyleyemeyiz. Çünkü bu maçta ekstra bir durumda yoktu çok yapabileceği. Ceko ile ilgili yorumlarımı az önce laf arasında söyledim. Ee, yani müthiş bir vizyon. Pas yeteneği. Orada ceza sahası için topla buluştuğu anda verdiği pas kentin bitirişi. Ya, klas oyuncu abi, Valencia işte yapamıyordu. Saçımızı başımızı yoluyorduk. Batu sure. hani bu tarz oyuncuların yapabileceği meziyetler değil bunlar. En kritik anlarda yeri geldi mi topu saklayabilecek, fiziğini kullanacak, sonra oyun görüşüyle pas çıkartabilecek oyuncu lazımdı. Pivot for it. bunu fazlasıyla yapabilen bir adam ama onun dışında şu anda kondisyon olarak, maç temposu olarak çok zayıf kaldı kendisi. Sıcakların etkisi birçok sebep bu arada bunlar da evet olabilir e, saygıyla karşılıyorum ama bu tabii ölçüt bir maç olmadığı için çok kritik bir mesele değil yani çok üzerine düşeceğimiz. ama zaman zaman için attığım paslara mesela zamanlamayı çok ayarlayamadı aslında çok iyi paslardı onlar yetişemedi tutamadı vesaire e, işte şurada ağır kaldığı bir pozisyon var ki mesela o, o orada alıp gide, gidebilmesi lazım yani çok rahat ki Ceko bunları yapıyordu daha bir ay öncesine kadar yani muhtemelen hem sıcaklar hem daha yeni tempolar işte kondisyonlar vesaire biraz düşüşü olabilir. Zaman içinde toparlanacaktır diye düşünüyorum. Ryan Kent ee, yani bekleneni verdi. Nasıl bekleneni verdi? Oyuncunun tempolu olduğunu biliyorduk. Koşu kısmında özellikle savunmayı çok fazla delebilen bir oyuncu olduğunu görebiliyorduk. Sol kanatta da oynatılıyordu daha çok. Sol kanatta işte ters ayayla çıkıp vurmaları falan etkiliydi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bence bizde Ryan Kenti, yani biz Ryan Kenti kanat oyuncusuna evirebiliriz. Yani bu adam biraz da yani ters ayaklı kanat gibi görünse de kanat forvet rolü için daha uygun bir profil. Oyun zekası da çok üst düzey değil. Hani kanat oyuncularında ters ayaklı da olsa. Biraz oyun zekası da gerekiyor üst seviyede. Hani ben Rossi'ye çok benzetmiştim ki oyundaki özelliklerine bakarsanız FM'de. Bunların özellikleri neredeyse birebir aynı. Ee, Rossi kanat forvetin biraz daha ileri hatta. Yani santrofor gibi bir şey hatta oyuncu gidiyor o da. Ee, Ryan Kent de biraz ona benziyor. Ona göre biraz daha tabii hareketli bir oyuncu, daha arzulu, istekli, oyundan düşmeyen, mentali kuvvetli bir oyuncu. Ama bu adamı sağ kanatta da kullanabilme şansımız var Yani klasik bir kanat oyuncusuna da çevirebiliriz bir şekilde Ortaları da etkili çünkü Ancak Osai ile biraz uyum anlamında sıkıntılılardı Bir de Mert Hakan oraya daha çok yanaştı Şimdi bu tarafta Şimanski yanaştı Ve burası zaten çok güçlü bir kanat organizasyonuna sahipti Daha da etkiliydik Bu tarafta açıkçası çok zayıf kaldık Hem Mert Hakan sıkıntılı Hem O'Say ve Kent uyumu yakalayamadı derken çok bir numara göremedik açıkçası ama işte şu 8 numara transferi gecikmeden yapılırsa bu bölgeye özellikle hani Şimanski de çünkü zaman zaman 8'e kayıyor yani 4-3-3 formasyonunu görsek de aslında 4-2-3-1 oynamaya çalışan bir takımız. Ama 4-3-3'e zaman zaman da geçebilirsin anlık olarak geçtiğin anlarda işte o iyi bir 8 numarayla şurayı doldurabilirsen buradaki adamı daha rahat çalıştıracaksın emin ol. Yani bunlar da gelecek yardıma falan. Kentin performansı artacaktır. Keza Cengiz'in ismi geçiyor. Yani olay tamamen şurada abi bakın şu adamın profilini açalım ve bekleyelim ya yani. şunu gel şuraya ya. yeter artık ya. Şimdi arkadaşlar ben bu adamla ilgili yani öve, öve bitiremedim. İşte ne dedim formasını şu C gelmemiş Feneryum'a şu kısmı o da gelsin de muhtemelen formasını alacağız Tadiç yazılı forma. Benim de ilk kez herhalde isim yazılı formam olacak işte ifade etmeye çalışıyorum. Alex'in bile formasını almamıştım o şekilde. E, çakma formalarımız sana vardı tabii eskiden de. E, <laughs> bir de Divayo'nun forması vardı bende orijinal. armada 20 numara. O forma nerede bilmiyorum şimdi de. Onun dışında e, genelde kaç çakma formamız var. Neyse yabancı takım. E, tadı çok değerli bir oyuncu abi. Oyunu sadece şey olarak düşünmeyin. Kalitesi zaten kendisini belirleden bir oyuncu ama lider bir oyuncu. Fenerbahçe'nin yıllardır yaşadığı en büyük problem lider oyuncu eksikliğiydi. İşte bizim liderimiz Altay'dı arkadaşlar. Yani kafayı yiyordum. Hani Gustavo bile gitmesin diyordum. Bu yüzden diyordum işte. Çünkü lider oyuncu yok. Gustavo niye bile diyordum. Taraftarın sevmediği bir oyuncuydu. Ve hani savunma yönlü bir oyuncu olması, hücumda takımı hücuma hızlı çıkartamaması gibi eksiklerden dolayı taraftarın pek hoşuna gitmeyen bir oyuncuydu ama sahada ve sağ dışında liderlik yapabilen, takımı toparlayabilen bir oyuncuydu. Onu yerli çetesi yedi biliyorsunuz. İrfanlar, işte Mertler falan güzelce yediler. Hadiç bunların yiyebileceği lokma değil. Zaten adam açıklamasına da lafı çaktı geçti. Bunların yiyebileceği lokma değil abi. Bu çok büyük bir oyuncu, çok büyük bir karakter. Ali Koç da umarım yani geçmişte yaptığı hatalardan ders çıkarmıştır da bu oyuncuyu gidip yedirmez. Ki yiyebileceklerini yine de söylüyorum ısrarla zannetmiyorum ama Destek olunursa takımın zaten direkt lideri bu adam Yani evet Ceko'nun da kaptanlığı var saygı duyuluyor 37 yaşında büyük futbolcu falan ama Takıma liderlik yapabilecek asıl oyuncu Tadej Sen şu anda yepyeni bir Alex aldığının farkına varman lazım Ki bu adam Alex çok olağanüstü bir oyuncu Oyun zekası anlamında yani. o eşi benzeri yok Ama Alex'in daha tempolu bir hali Yani bu adam kanatlarda da oynuyor Solda oynuyor, sağda oynuyor, ortada oynuyor Santrafor'da oynuyor, her yerde oynuyor yani Elindeki değer Tek sıkıntı yaşı 34 yaşında ama görüyorsun işte 34 yaşında olması da hiç önemli değil Artık günümüz futbolunda Oyuncular 36, 37, 38'i rahatlıkla görebiliyor. Tad işte böyle bir oyuncu. Bir aksilik olmazsa, sakatlanmazsa kendini de muhtemelen bırakmaz. Çünkü öyle bir karakterde adam değil. Disiplinli bir ortamda oynadı yıllarca. Disiplinin kendi merkezlerinden biriydi. Ve buraya geldi. Aynı şekilde devam ediyor. Umarım onu bir şekilde liderliğini devam ettiririz. Mert Hakan bir şekilde kalabilir ama Bence İrfan'ı artık göndermemiz lazım. Hatta Mert Hakan'ı ben yıllardır savunan biriyim. Arzulu ve istekli olması sebebiyle takımda arkadaşlığı yükseltmesi sebebiyle vesaire ama bu takımdaki ciddiyeti arttırmamız lazım. Takımdaşlık bir şekilde oluşur. Yani sonuçta bu oyuncuların hepsi işine saygısı olan, işini saygıyla yapan oyuncular bir şekilde de bu başarıları elde etmişler. Ve yanlarında Mert Hakan yoktu. Yine yapabilirler. Ve Tadic tek başına Hani bu liderliği de üstlenebilecek bir oyuncu. Ona takımı emanet etmek lazım. Ee, yani elimizde yani elmas diyordum ya kıymeti bilinmiyor diye. Ee, i̇lk maçta da adam 20 dakikada kendini gösterdi ki daha bu bir şey değil. Yani rakibin zayıf olması çok kritik değil. Zaten oyuncu oyuncu izleyen insanlar hani böyle övüyor falan ya şu an sosyal medyada. Onların övdüğü noktalar zaten bu maçta böyle olağanüstü oynadı falan diye değil. Adamın müthiş bir oyun zekası var. Liderliği var. Adam top toplayıcıya bile orada diyor ki hadi diyor hareketten yani durma. Belki tacı hızlı kullanmadı ama elden geldiğince görevini yapan herkesin işini hızlı hızlı yapması lazım. Uyumaması lazım. Paslaşmalarda, oyun kurmalarda. Sürekli gidiyor Ferdi ile konuşuyor mesela. Yapması gerekenleri ona tavsiyelerde bulunuyor. Bu adamın o liderliğini kabullenmemiz lazım. Sakın böyle hani ya bu kim lan daha yeni gelmiş bize neler yapıyor gibi bir hava oluşmasın. O, oluşturmaya çalışmasınlar bazı yerli çeteler elimizden son fırsat elimize geçen son fırsatı da kaçırmayalım. Yani bu oyuncu Beşiktaş'a gitseydi benim en büyük korkum oldu bu o zamanlar. Beşiktaş'a gitseydi lig bitmişti abi. Ya yani Galatasaray işte Icardi ile görüşüyor vesaire Zaha'yı aldı. Yemin ediyorum benim için kritik değil bunlar. Yani evet formda olurlarsa bu oyuncular bizim başımıza sıkıntı çıkartabilecek oyuncular ama benim daha çok ürküten şey Tadic, Abu Bakar Gezal üstüydü. Yani için ismi çıktığı anda. Ki Gezal'ın da performansı çok yükselecekti. Gezal'da bir düşüş var ya. Gezal'ın performansı da yükselecekti. İyi bir Gezal'ın neler yapabileceğini az çok biliyoruz değil mi futbol izleyenler? E şimdi bu adamla birlikte korkunç bir denge farkı olacaktı. Bir de arkası da kuvvetli Beşiktaş'ın. Hani mesela Getson Fernandez gibi oyuncusu var. Dolayısıyla bu oyuncuyu çekip almamız çok iyi bir hamledir. Başarılı bir hamledir. O yüzden hep diyorum Fenerbahçe transferde iyi işler yaptı ve bu sezon özellikle ve biraz daha sabredelim daha da iyi işler yapılabilir. Tadiç takımın en iyi transferi oldu bence. Bunun üzerine çıkmamız çok zor. Ben Şimanski transferi konuşulmuştu. O zaman demiştim asıl aradığım futbolcu ve en iyi transferimiz olabilir demiştim. Padiş bir anda gelince şok oldum ve kafadan bitti dedim yani benim için transfer sezonu artık bunun üstüne çıkamayız dedim. Şimdi kimisi şey diyor bu Jorginho transferi gündeme geldi. Bence Jorginho yanlış bir hamle olacak. Ee, genelde futbol kamuoyunda şu an okuduğum kadarıyla yorumları spor değerlendirmecileri aman tanrım Fenerbahçe'nin aradığı futbolcu diye yazıyor çiziyor ama... Ee, ya evet Türkiye Ligi için üst kalibre bir oyuncu kendisi ama bence... Temposu düşük oyuncuyu abi almamak gerekiyor yapmayın etmeyin dünya maliyeti yaşlı bir oyuncu Oraya genç oyuncular alalım koşan mücadeleden hırslı aç Sen zaten bir tane lider aldın kendine Tadiç gibi e, Jeko da var e, bu kadar lider yeterli zaten abi. bir tane daha adama gerek yok takımda şu anda Sen Tadiç aksilik olmazsa maç kaçırmıyor zaten e, Sakatlan Sakatlanan bir oyuncu değil kolay kolay Dolayısıyla hani Ceko'ya bir şey olsa bile senin sahada yine bir liderin olacak. Kenarda geçtiğinde kenarda da liderlik yapıyor. Dolayısıyla böyle Jorginho gibi isimlere peşinde koşmayalım bence. Çok büyük maliyet olacak. Hani maç içerisinde evet Jorginho bu kilitlenen anlarda gelip pas alıp oyunu okuyup acayip paslar atabilen bir oyuncu. Çok hoş bir oyuncu ee, bu açıdan. Ama tempo anlamında işte senin orta sahada yaşadığın bazı handikaplar var rakibin hızlı geçmeye çalıştığı anlarda onları kesebilme. Bunları yapmakta biraz zorlanacak bir oyuncu diye hissiyatım var şu an kadro yapısında. Dolayısıyla bence doğru bir transfer olmaz. Şu an ismi en çok geçen oyuncular olduğu için Hüjulmund ve işte şey Nicolas Dominguez. Bu iki oyuncu biraz daha uygun profiller bence bizim için. Farklı oyuncular konuşulursa onları da değerlendiririz yani deriz olur mu olmaz mı ama şu an en çok ismi geçenler bu oyuncular olduğu için e, Bunları tercih etmelerini düşü istiyorum, rica ediyorum Onun dışında e, yani Tadic ne diyeyim abi adam bekleneni verecek diye umut ediyoruz e, Zayıf bir takım olması tekrar tekrar söylüyorum kritik değil Odaklanmanız gereken şey oyuncunun sahada neler yaptığı, e koştuğu, ettiği, boş alanlarda ne yaptığı, takımı yönlendirmesi, arkadaşlarıyla uyumu, gol olduğunda herkesi çağırması. Ya yani lider oyuncu, adam sanki Ajax'ta oynadı, ya yani Ajax'ta oynuyordu yıllardır kaptandı orada. Sanki formaları değişmişsin de Ajax'ta oynamaya devam ediyor gibi bir hali var. Bu kadar iyi bu uyum, bu kadar kısa zamanda müthiş bir başarı. Müthiş bir profesyonel. E, teşekkür ediyorum. Getirenlere de teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mutlu oldum transferinden dolayı ee, ve beni de şaşırtmadı. Beni de ne diyeyim hani aksız çıkarmadı ya bu kadar övdük adamı. Ondan sonra bak işte Uğur Bey bu kadar övdünüz bu ne böyle dedirtmedi. Daha ilk maçtan ki e, bunu çok sevmem aslında bir maçtan böyle yorum yapmayı ama ya emin olun bunlar daha bir şey değil daha da bambaşka seviyede performanslar gösterecek. Az bile söylemişim diyecek Ahmet Çakar gibi. Uğur Bey. O zaman ayrı ayrı konuşuruz. Hücümde hücumda yaşadığımız o kalitesizlik sorunları muhakkak aşılacaktır bu hücum hattımızla. Cengiz gelirse o da büyük yardımı dokunur. Cengiz, Ceko, işte Tadiç çok iyi bir üçlü olabilir. Yani yanına kim koysan adam ediyor. Yani böyle bir adam. Daha artık az önce söyledim. Böyle bir adam kenara yani. yani çok fazla kafaya takacak bir şey yok. Hani olur mu olmaz mı ya Cengiz olur mu işte o olur mu bu olur mu olur abi. Ya Allah şükür ayağı maya tutuyorsa futbol oynama isteği varsa bir kişinin kanatta fut, kanat oyuncusu rolünü az çok yapabiliyorsa emin olun içinden geçer ligin yani Tadip sayesinde müthiş paslar alacak ondan. Arkasında da işte o sayı vesaire onların da eleştirilerini yorumlarını yaptık. Teşekkür ediyorum uzun bir video olmuş olabilir. Hem maçı değerlendirdik hem de oyuncuları birer birer değerlendirdik elden geldiğince buraya ayrı bir parantez açmak lazım olduğu için biraz daha uzun konuştum. Yani sezonun başında bu yorumu yapıyorum ki sezonun sonunda da geldiğimizde göreceğiz. Uğur Bey ne dedi? Uğur Bey ne oldu gibisinden. Transfer kısmına da değindik. İsmi geçen oyunculardan yine yorumlamalar oldu. Son dönemde ismi biraz daha ortaya çıkan Jorginho ismi var. O e, bence olumlu bir transfer olmaz. Çok büyük bir maliyet ve bence ihtiyaç duyduğumuz tarzda bir oyuncu değil. Bana kalırsa Fenerbahçe'nin hızlı bir oyun oynayabiliyor. artık Türkiye'de hızlı bir oyun görmek istiyorum abi ben. Hızlı bir futbol. Yani o öyle yok savunma 11 kişi savunmaya kapansın önemli değil. Kapandı. "Vay efendim işte oradan döndür, buradan döndür." bilmem ne. Aya İsmail Kartal böyle oynatmıyor gerçi de. O her türlü varyasyon deniyor. Yine de yani hızlı oyuncular lazım. temposu yüksek oyuncular lazım. Alalım abi. Sen buraya yığıldığın anda bunlar geriden gelecek. Bu alacak, bu kaçacak, ceza sahasına girecek. Lak ona pas verecek, kayacak, kayacak. Ya birçok varyasyon denenebilir maç içinde. Bu tür oyuncular lazım. Sen şimdi burada 6 numara topu aldığı anda Jorginho 6 numara da oynar ama 8 için düşünülecek herhalde. Yani gezgin oyun kurucu işte. O alacak, oyun kuracak falan diye ama zaman zaman bunun ceza sahasına koşu atması lazım. 8 numaranın. Ya işte burada aldı oyuncu. Jorginho şuradan şuraya koşmaz mesela kolay kolay. Ha buraya gelir pas almak için şut çekmek için iyi de şut çeker ama onun dışında ara ara benim şu savunmanın arkasına böyle tedirgin edici koşular atmam lazım savunmanın çizgisini dengesini bozan o yüzden tempolu oyuncu istiyorum ben abi yok artık öyle yürüyerek oynayan oyuncu istemiyorum kusura bakmayın bu konuda çok doluyum yıllardır ya bıktık artık kaç senedir söylüyoruz her sene aynı transferler aynı kadrolar bu sene adam akıllı bir şeyler yaptılar tam yapsınlar tamamlansın boşu boşuna şey yapmayalım. Ya Jorginho gelir çok iyi oynar. Ya oynayabilir ama ben şu anki itibariyle hem maliyeti hem de oyuncunun yapısı itibariyle olumlu bir transfer görmüyorum kardeşim. Yani niye mesela Icardi gibi oyuncuları da istemiyorum? Bunlardan dolayı. Icardi de çok durağan bir oyuncu mesela. Ceza sahası içinde sadece kurnazlığı var, hareketliliği var. İş bitirebiliyor. Hani geriye çok fazla gelen bir oyuncu değil. Mesela niye Yolu'yu çok seviyorum? Çünkü çok hareketli bir oyuncu. Ne yapacağı belli değil. Bir anda dribbling yapıyor, içinden geçebiliyor, çabalıyor, güçlü, fizikli. Bu oyuncuları seviyorum ben. Bu oyuncularla oynamak lazım elden geldiğince. Hızlı oyuncularla. İşte gidip de yani hala yok isim yapmış oyuncu. Yok kardeşim yani ismine başlayacağım şimdi. Al sana isim ya. İsim bu. Bir de gittin öbürünü aldın. Ceko al sana isim. Bunlar var işte yeter. Daha fazla isme gerek yok. Ya, savunmaya da BK'yı koydun senin artık ekstra bir lider oyuncusuna ihtiyacın yok Çok fazla lider oyuncusu olduğuna da bu sefer ayrı bir problem çıkıyor O gelecek kendini kaptan gibi hissedecek öbürü gelecek kaptan gibi Bunlar aralarında zaman zaman soğukluk olacak Padiş bir şeyler söylüyorken atıyorum Jorginho diyecek sen şöyle yap böyle yap Bunlar arasında tartışacak Gerçi profesyonel adamlar ama ya olabilir kardeşim bunların dengesi bozulur Şu adama liderlik vereceksin bu adam da abilik yapacak zaten BK geldi. Ya şuraya da iki tane dinamik genç oyuncu alacaksın. Genç işte 25-26 o yaşlarda temposu olan, sertliği olan, pas kabiliyeti olan, oyun zekası olan oyuncu alacaksın. Crespo'yu falan satabilirsin. Yani Mert Hakan hadi yedeğe koy. Ama İrfan'ı gönder mesela. Crespo yedekte kalabilir. Yani sonuçta rotasyon da lazım. Onun dışında İsmail var sende. İsmail Yüksek var abi. İsmail Yüksek çok potansiyelli bir çocuk mesela. O da işte 8 numara ki 10 numara başlıyor futbolu ama 8 numara oynar. 6 numaraya bile çevirebiliyorsun. Çok çalışkan bir oyuncu. Sadece ona destek olunması lazım. Biraz genç olması nedeniyle gaza gelebiliyor. Hırslı bir oyuncu. Ama onu da çok iyi bir futbolcu haline dönüştürebiliriz. Bunlardan yararlanalım. Genç takımdan gelelim. Mesela Jin Ho Ho var. Onları alalım. Kadroya eklemlendirmeye çalışalım. Abi bu adamları kullanalım ya. İlla böyle futbolu kafasından silmiş adamlarla oynamaya gerek yok. Gel genç oyuncunun dinamikliğini kullanmaya çalış. Bunları kullan. Oynat. Ki İsmail Hoca bunları yapar diye düşünüyorum. Evet. Daha da uzattım, bitirdik dedik, bitiremedik. Ama içim çok doluyum abi. Bu mevzuya bir yerden yakaladım mı? Şimdi bir yandan vid videoyu kurguluyorsun. Diyorsun ki ya şunları bunları anlatırım diyorsun. Ona göre giriş yapıyorsun anlatıyorsun. Sonra bir yerde bir şey söylüyorsun. Bir anda aklına şimşekler çakıyor, bir şeyler geliyor. Hadi şunu da söyleyeyim. Ondan sonra başka yere falan derken bir dolu olduğum yer geldi mi aman Tanrım. Yok abicim yani Rahatsız oluyor insan. Bu maç evet ölçütlü bir maç değil ama... Benim de anlatmaya çalıştığım şey bambaşka bir şey. Bu... Benim sonuca gitmeme odaklanacağım... Odak e noktalardan biri. ışık tutan yerlerden biri. Buradaki tablolar. Oynanan Ya yani Şu maçta bile İrfan oynayamıyorsa... Alıyor topu 2 dakika sonra yolluyorsa... Tamam abi artık yeter. yeter. Yeter kardeşim. Deyip göndereceksin yani. Artık yapacak bir şey yok. Mert Hakan mücadele ediyor. Saygı duyuyorum ama... Hadi için o yaptığı uyarının parçalarından biri olabilir. Ee, kendisine çeki düzen vermesi için belki İrfan gönderilir. O zaman o hani ciddiyetsizliği de bırakabilir. Sağ içinde oynuyor çocuk. Elinden geleni yapıyor da. Ama işte rolünün hakkını veremiyor. Abi iyi insan iyi şey falan olmaz futbolundan. Ne alakası var ya? Hayret bir şey ya. Ben çok çok iyi insan olduğumu düşünüyorum. Beni bir ay kampa soksunlar Serdar Aziz'in yerine oynarım ben. Stoper oynadım zaten uzun zaman profesyonel istedim muhtemelen stoper olarak profesyonel istedim onu bıraktık. <laughs> ama oynarım yani. Hani iyi insanım oynayayım o zaman. Hani Fenerbahçe çok fazla atak değmiyor. Böyle olmaz. Bence. Sizler de lütfen kendi yorumlarınızı paylaşınız. Hoşçakalınız. Şimdi çok uzun oldu diyeceksiniz. Uğur Bey Fenerbahçe'ye gelince uzun uzun konuştun. Yani çünkü Galatasaray'ı çok hani değerlendireceğim ama bir yandan şimdi bak ben burada tonla eleştiri yaptım mesela. Mert Hakan'a sövdüm orada. <laughs> İrfan'a salladım. Crespo'ya olmaz dedim. Orta sahada sıkıntı var dedim. Ee, onun dışında Ceko ile ilgili birkaç kelam ettik. Takımın yapısı, transfer gündemiyle ilgili bir, şey, bir sürü şey. Şimdi Galatasaray ile ilgili ben mesela Icardi transferini Icardi Galatasaray'da uyumlu olduğu için Galatasaray'ların hoşuna gidiyor ve almaları mantıklıdır. Ama ben Galatasaray yöneticisi olsam almam mesela. Peşinde koşmam. Çok büyük bir maliyetlerim. Onun ya yani farklı oyuncuların peşine koşar. Mesela ben Ceko'yu da almazdım. Bunu da söyledim. Israrla. Yani sen almışsın bir tane şeyi bu tarafa. Zaniolo gibi oyuncuyu. Bu tarz oyuncuyu tamamlayacak bir Santrafor çok daha mantıklı olabilirdi. Pivot, güçlü. Yani Abu Bakar gibi mesela. O tarz bir oyuncu. Bunun daha rahat oynamasını sağlardı. E keza Zaha Zaha'yı ben Fenerbahçe'de istemiyordum zaten. Ama Galatasaray'da iş yapar mı? Göreceğiz. Ben bana kalırsa yine daha genç daha dinamik oyuncularla oynamak Zaharyan'ın ismi çıkmıştı mesela. O gibi oyuncuları da almak daha iyi olabilir. Neyse ama işte bunları konuşamıyorsun. Başka takım olunca insanlar rahatsız oluyor söylediklerinden. Ya işte şöyle böyle. Şimdi ben bunu derim. Icardi 40 gol atar. Ay Uğur Bey, Uğur Bey. Ya atar abi. Ben atamaz demiyorum ki. Ama ben istemem diyorum mesela. Geçen sene de istemedim. Bu sene de istemiyorum. da atar bu yıl atıyorum 30 gol, 20 asist falan yapar ama ya ben kafa olarak bu maliyetleri açıkçası vermeyi doğru bulmuyorum. Ama onun dışında işte tekniktir pas kabiliyetidir. Bunlar önemli şeyler. Sert bir savunmaya denk geldiğimiz anda daha akıllı takımlarda Jeko'nun verimi düşecektir mesela işte. Yaşı itibariyle vesaire. Kendini bu kadar o pasları rahat atamayacak mesela. Daha iyi rakip onu marke edecek vesaire. E, 37 yaşında oyuncunun hani tempo maç temposu bulması da kolay değil. Gibi gibi bir sürü olay var. Evet. Bitti sonunda.